Hadi aç, gel de hızlıca git, bitsin program. Sema. Çoraplarına bakıyorum. Önce konsepti söylesin. Konsepti nereye gidiyorsun? Konseptim dışarı çıkıyorum kulübe eğlenmeye. Nereye? Gece kulübüne. Gece kulübüne. Normal gece kulübüne. Evet. Müzeye. Bana çok karışık geldi. Çok karışık geldi. Karışık geldi. Karışık geldi. Nesi? Pantolonunda taşlar, işte ayakkabısının rengi, çantası güzel, çorap tamam, tül burada, yani bilemedim. Nasıl? Anlayamadım ki yorumunu. Yani kötü de gözükmüyor ama böyle karışık bir şey var. Mesela anlayamadım. Mesela ne var? Çok fazla söylüyorum detay işte, var. Çok fazla detay tamam. Var. Taş, ama ben Sema'ya soruyorum. Sema yorum yapıyor ya, karışık gelenin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum Sema'dan. Çok fazla detay var demeye çalışıyor. Ama sana yorum gelince sen söyle. Sema'yı merak ediyorum arkadaşım tamam, ya. Tamam Aycığım uzatma. Tamam canım hiç, konuşma sen de. Hiç çekecek halim yok. Ay, sen benim çok... de seni çekecek halim yok. O zaman sen yorum yaptığını sen yorum yap. Arkadaşımın yorumunu merak okay. ediyorum doğal olarak. Okey. Ay geçen. Devam et Sema. Anlamadım. Ay çok güzel olduğu için. Kötü de giyse yani ben ona her şeyi yakıştırıyorum. Ama baktığım zaman şöyle hani pantolonu çok fazla taşlı taşlı, çorap paçalarını beğenmedim, o ayakkabı da bilemiyorum. Çok ne açık. Olduğunu bilen biri var mı yorum yapmak evet. isteyen? Benim hala takıldığım, sizin üzerinizden takıldığım, asla vazgeçmediği yara bantları. Şeffaf ısrarla kullanmıyor uyardığınız halde. Gene çorabın hani çok tatlı bir hastaydım, çorap. Hastaydım, unuttum. Tatlım, o kadar mı battı gözüne? Ta ayağımın arkasındaki yara bantı gerçekten görünüyor. Gözüküyor. Görünüyor. Ve o çorapların güzelliğini gerçekten öldürüyor. Ben buradayım diyor. Çorapların çok güzel. Senin boyun kadar yara bandını takmışsın oraya. En azından kenarlarından keser insan. Doğru diyorsunuz. Ne? Haklısınız. Bir dahakine takacağım. Sen bilirsin. Bir de pantolon daha küçük göstermiş, kısa göstermiş. Söylemeyiz. Evet, ben de aynısını diyecektim. Çok tatlı bir suratım var. Ay, gerçekten ne giysen yakışıyor gibi görünüyor ama boyunu çok kısa göstermiş bir şey yani. Tam olarak algılayamıyorum. Normalde bu kadar kısa görünmüyorsun. Bilmiyorum, paça boyu herhalde ya da ayakkabıyla alakalı. Paçadan katlama şekli de yani. Şeylerin içine katlamış. Buradan tek bandın içine doluşabilirim. Hiç bana bakma. Sen bana yorum yaptın. Ben de yorum yapıyorum. Yorum çok hareketsiz. Kot var, taş var, saten var, tül var. Hani saati ay, güzel bir detay. Şeyde, sen bana bu yorum. Kusura bakma, sen beni beğenmiyorsun. Ben de sana ay bayılmıyorum. Gördüm diye söylüyorum. Aa, arkada hiç öyle demiyorsun. Çok güzelsin diyorsun. Çok beni güzel görünce. Bir kızsın diyorum. Yok. Ben senin bu pantolonun için böyle yaptı. Evet, ben onun pantolonunu ben pantolonunu gördüm. Çok beğendim. Çok ama da beğenirim bu pantolonları. Bana gibi ama ben giyemiyorum dedi. Burada tam tersini söylüyor. Şaşırtın. Ben şu an söylediğimin arkasındayım. Ben onları kameraların önünde söyledim tatlım. Senin bu bol şekilde giydiğin pantolon bana tight gibi oluyor. İçine kaç kere denedim şükret. Ve düdük gibi oluyor. Çok iğrenç duruyor yani. Sen 36 beden değil miydin ya? Ne? Sen 36 beden. Uyandım. Sen ne fenasın. Hani senin bedeninin özgüvenini anlıyorum tatlım da. Ben aşkım 36, hayır 36. Hayır 36 giyiyorum ama bu kotlar. Giriyordun içine. Tatlım ben genişim. Benim buralarım, benim belim evet 36 bana oluyor ama buralarım geliyor. Bu şekilde bolluk bana vermiyor. Aşkım 40 sen beden alsan doldurur sende de. Ya olmuyor. 40 beden de 10. Ya benim de dediğimi benden mi iyi bileceksin? Değil, bulaşmak tarzı. İçin bana bulaşma. Ya sen de yorum yapmak için yorum yapıyorsun. Ya yorum yapıyorum ama yani yorum sözü verildi. Bana yapıyorum. Sen nasıl şununu beğenmedim diyorsun. Çok taşlısın. Saten, tül, taş. Çorapların evet çok güzel ama içindeki yara bandı çok itici. Doğru, haklısın. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Güzelliğine bir şey demiyorum ama kıyafetini beğenmedim yani. Yüzünün güzelliğine, saçlarına bir şey diyen yok. Öyle mi yapıyorsun? Güzel ve farkında. Kötüsün. Sağ ol tatlım, senin kadar olmasam da. Bir şey söyleyeceğim. Benim kadar olamazsın sana tatlım zaten. Sana bir şey zaten. Söyleyeceğim. Senin kadar olmak isteyen de yok zaten. Funda, şu an Ay senin için bu stüdyodaki yara bandı mı? Yara bandı bile olamaz. Hoş geldin. Hoş buldum. Senin şöyle bir avantajın var.
bence. Şimdi eskiden böyle herkes gece kulübüne giderken bir mesela kasardı falan böyle elbiseler, abartı bir makyaj, abartı bir şey. Ama mesela ben şu anda yani gece kulübüne gitmiyorum ama gitsem yani aynı bu şekilde çıkarım. Bir jean giyerim, üstüme bir korse ya da güzel bir üst giyerim. Kızların kıyafeti yani çok beğendim oldu. Mesela Sisi'yi de çok beğendim ama öyle gitmem. Zaten senin gibi gidemem. Yani o kadar şey ama mesela ben senin gibi giderdim. O yüzden evet fazla hareket var üzerinde. Eldiven, çorap, o ayakkabı, parlak çanta, taşlar çok hareket var. Birazcık daha sadeleştirip olurdu ama ben bu gece kulübünde bu cin ve güzel bir üst olayını seviyorum. O yüzden ben beğendim seni. Teşekkürler. İvana. Hoş geldin. Merhaba. evet, zorlama. Yani bir şey yaratmaya çalıştın. Evet, yaratmaya çalışmakta da her zaman destekliyorum. Yapın, deneyin, farklı bir şey gösterin. Sen de bunu yaptın ama doğru olduğunu söyleme. Çünkü gece kulübünde şu anda mı gidiyorsun? Ne zaman? Yaz mevsiminde. İnşallah ne zaman? Yazdır. Yani, yazdı. Yaz mevsiminde gidebilirim. Yaz mevsiminde. Şeyler, eldiven hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Özellikle dikiş şeyde yerine korsenin çok yüksek. Çok yukarıda kalktı. Biraz da aşağıda çekmen gerekiyor. O işte çok... Yani bu... O yukarı atmış öyle değildi. Bir dakika. Biraz daha yukarı gitmiş bir o. Bir dakika. Kontrol yapıyoruz şu kontrol anda. Kontrol var. Hani kalp var mı bunda? Kalp var canım. Var var. Ama destekli değil. Az aşağı indir. Destekli o. Ay. Destekli değil. O biraz destek ediyor ama. Ama şöyle tabii ince ya. Tabii destek var orada. geç. Bir yorumu bitireyim de. Bir zorlama var. Ayakkabı özellikle çanta ile sevmedim. Hı hı. Ama jean, korse tabii ki kabulü. Yani bir kombin olarak. Ama o zorlamaya doğru bir tarafta gitmiyor. Yani şey ince bir çizgi var. Tarz olmak ya da komik duruma düşmek. Komik duruma düşmedin ama oraya doğru gidiyorsun bu kombin ile. Şey eldivenlerle aynı anda çorapları kullanmam kötü olmuş değil mi? Böyle eldiveni kullanacaksınız hiç dikiş olmayacak. Tül gibi olacak, daha cool ya da şeyde transparan de olmayacak, başka bir şey, saten olacak da o şeyde korsenin gibi. Bilmiyorum bir şey de yapacaksın, bu çok şeyde zayıf kaldı. Böyle gelsene. Şey pantolonu içe kıvırdın mı? Evet paçasını. Birazcık boyum uzun olduğu için. Okay. Çapraz taksana şunu. Ben aslında böyle... Ben zaten açık evet. Ayakkabıda çorap çok okey değilim neyse. Ben maalesef kimseye katılmıyorum. Ben seni çok beğendim. Ya. Ben çantan de... böyle gelmeli. Eldiven fikrine okeyim. Ivana'nın söylediğine katılıyorum. Dikişsiz olmasını tercih ederdim ama o çok zor bulunan ve çok pahalı bir şey. Türkiye'de de çok yok maalesef. Buna bile okeyim ama dirsek üstü yapmamalıydın. Boyunu böyle buradaki dikişi böyle aşağıya doğru kırıştırdığında biraz daha snobe ediyorsun, hani dengeliyorsun. Ben çorapla ayakkabıyı da sevdim. Ve dünyanın her yerinde gece kulübüne bu look'la çıkabilirsin. Dikkat çekersin. Kimine göre çok tarz durursun, kimine göre rüküş durursun. Ama arkaya baktığımda sizin takımın en şıkı benim için sensin. Melis'le seni çok şık buldum ben. Hatta Melis'in o korkunç çantasından dolayı ben seni ondan bir tık daha şık buldum. Benim tiksindiğim şey o altın günü saçların. Maşayı yapmış çıkmışsın. Bir daha saçlarını bu kadar böyle dümdüz dağınık görmeyeceğim. Burada seni yapman gereken toplamak zorundaydın. İşte o senin ilk gün geldiğin gibi farklı bir şey yapman gerekiyordu saçlarını. Anladım. Anladın? Ama beğendim ben seni. Göstereyim mi ben? Göster. Ben dediğim gibi korse, çanta ve jean olarak o çorapları ve eldivenlere gerek yok. Ben sevmiyorum o ayakkabıyla çorabı ama genel olarak şeyini beğendiğim için ben 7 veriyorum. Teşekkür ederim. İvana. Farklı bir şey denediğin için 5. Teşekkürler. Kız denemese 9 mu verecektin? Olursaydı, iyi olursaydı 10 verirdim. Benim için oldu aşkım. 8. Teşekkür ederim. Yıkıl.
Evet arkadaşlar. 20 bin liraya bir gün kaldı. Yarın bir takım 20 bin liranın sahibi olacak. Dengeler bir anda değişebiliyor biliyorsunuz. Bugünün Sema'nın takımı 73 puanla bitiriyor. 91 puanla da Gizem'in takımı birinci oldu. Vay, bayağı bir fark var. 71. Tebrik 18. ederim, teşekkür ederim hepinize. Yarın artık final. Yarın bir ekip 20 bin liranın sahibi olacak. Ve bir eleme var yarın. Biri aramızdan ayrılacak. Yarınki konseptimiz damadın baldızıyım. Acaba düğünün yıldızı olabilecek misiniz ama? Önce bir matematik, gelinin kız kendisi. Bir tavsiyem sadece. Lütfen biraz araştırın moda trendlerini, ona göre giyin. Tamam mı? Yarın gerçekten ikinci haftanın son günü artık. Buraya hakkını veren, şu ismin hakkını vererek gelin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.